Global merkez bankaları altın alımına son sürat devam ediyor. Öte yandan Suudi Arabistan petrolü dolar dışında para birimleriyle satabileceğini bir kez daha en üst düzeyde dile getirdi. Bu önemli haberleri ve daha başkalarını bu videoda tartışacağız. Emtia piyasası, altın, gümüş ve global dolar karşısındaki para birimlerini bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, ilginç bir haftayı geride bıraktık çünkü haber trafiğini takip eden dikkatli gözler aslında işlerin, metallerin çok da lehine olduğunu, ancak baskının öyle ya da böyle devam ettirilmeye çalışıldığını gözlemliyor. 1950'den itibaren merkez bankalarının altın alımlarına ve satımlarını gösteren şu tabloya bir göz attığınız zaman uzun yıllardır en fazla altın alımının olduğu dönemi görüyoruz. Grafiğin üst bölümündeki barlar alım anlamına geliyor. Bakın 1967'de çok sert bir alım olmuştu. Şimdi düzenli bir alım var. Ne olmuştu 1967'de? Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankaları yoğun bir alım yapmıştı ve Londra altın borsası patlamıştı, çökmüştü. Daha sonra biliyorsunuz geçmiş yayınlarda anlattığım De Gaulle'ün Amerika'dan altınlarını istemesi vesaire vesaire, Amerika'nın bunları vermemesi ve daha sonra da 1971 Bretton Woods sisteminin Amerika tarafından yenilenmesi ve parasal çılgınlık altının büyük patlaması. Evet, dolayısıyla benzer bir dönemin içinde miyiz? Daha uzun süreli bir alım döneminin içerisindeyiz. O açıdan işlerin daha kalıcı şekilde bozulacağına dair bütün emareler var maalesef. Öte yandan İran, Rusya ile beraber dijital para çalışmalarına başladığını duyurdu, ama nasıl bir dijital para? Altına dayalı bir dijital para üzerinde çalışmaya başladıklarını ilan etti. Bir başka veri, BIS'in CBDC çalışmaları için web sitesinde detaylı anlatım oldu. Yani Central Bank Digital Currency'yi, yani Merkez Bankası'nın dijital parasının nasıl kullanılacağına dair bir rehber yayınladılar. Yani işler yavaş yavaş kripto para endüstrisinin tamamen merkeziyetçi bir para sistemine doğru çevrilme çalışması da devam ediyor. Bu da sistemin patlamaya aslında yakın olduğunun bir başka göstergesi. Tabii çağlar boyunca sizi değerli metaller böyle dönemlerde korumuş. Öte yandan yapılan son bir araştırmaya göre gümüş, biliyorsunuz, solar panellerde kullanılıyor, güneş enerjisi panellerinde. Ve eğer solar paneller bu hızla büyümeye devam ederse, hep dile getiriyordum, %85'ini dünya gümüş rezervinin kullanmak durumunda kalacaklar. Biliyorsunuz böyle bir sistem pek mümkün olmayacak. Elektrikli arabalarda 2030'da tüm rezervi kullanacak. Dolayısıyla burada bir endüstriyel tarafı da, para birimli tarafını hep konuşuyoruz. Endüstriyel tarafı da gümüşün ister istemez bir noktada patlama yaratacak. Ve zaten bunlar daha az kullanmak zorunda kalacaklar. Çünkü fiyat artıp maliyetler yükseldiği zaman. O açıdan zaten bütün bu tetikleyiciler aslında gümüşün ve değerli metallerin önümüzdeki dönemde çok enteresan şekilde pozitif ayrışacağını gösteriyor. Ve fiziki gümüşte durum ne? Amerika'daki ETF'lerin, yani Exchange Traded Fund'ların, bu fonların fiziki gümüş kapasitelerinin çok azaldığını, yani oradan fiziki çekimlerin çok arttığını bu grafikte görebiliyorsunuz. Yani işler çok enteresan gelişiyor. 2023 gerçekten uzunca bir zamandır beklediğimiz gibi altında ve gümüşteki yükseliş ivmesinin hızlanacağı, artacağı bir dönemi gösteriyor. Her veri bu doğrultuda gelişiyor. Biz grafiklerden bunu yine zamanlamasını yakalamaya çalışalım. Evet, altın. Altın 1884 trend takip seviyesi üzerinde kaldığı sürece yönü yukarı. Orada biliyorsunuz 2000 dolarlık yakın hedefimiz var. 2364 dolarla daha orta vadeli. 3600 dolarlık çok uzun vadeli hedeflerimiz vardı. Şimdi kısa vadeli hedefe odaklandık. 1884 dolar üzerinde kaldığı sürece teknik olarak altının yönü yukarı olmaya devam ediyor. Gümüş 23 dolar 23 sentte trend takip seviyemiz vardı. Oraya geldi uzun da bir zamandır yatay yapıyor. Biliyorsunuz 24.60'ı koparırsa yukarı doğru 36 ve 46 dolarla formasyon harekete geçmiş olacak. O açıdan yakın takipteyiz. Burayı dikkate alın. Geri çekilmeler bence hala alım fırsatı, ama 23 dolar 23 sentin aşağısındaki kapanışlar bu işi biraz geciktirebilir, oyalayabilir ve yeni alım fırsatları yaratabilir. Ama şimdilik görüntü burada konsolidasyonun devam ettiği ve geri çekilmelerde pozisyonların arttırıldığı yönünde gözüküyor. Ama 24.60'ın kırılımı çok çok önemli olacak. Eğer o kırılım gelirse çok sert hareketler başlayabilir. Altın gümüş rasyosu. Evet, altın gümüş rasyosunun önemini ilk dile getirenlerden biriyim, biliyorsunuz. O altın gümüş rasyosunun, biliyorsunuz, aşağı yönlü olduğu zaman bütün değerli metalleri yukarı götürecek hareket oluyor. Ve zirvelerden yakalamıştık, son zirvelerden. Şimdi trend takip seviyemiz hala 79, ama 80-56
200 haftalık ortalama hala önemli. Bu hafta üzerine atmamıza rağmen geri çekilip tam oralarda kapadık. Şimdi kritik noktadayız. Buralar üzerine aşılıp da gidemezse zaten burada başka bir formasyon var. Ne formasyonu var? Omuz baş omuz oluşturma ihtimali var ve buranın sağ omuz olma ihtimali var. Görüyorsunuz bu ikinci grafikte. Bunun boyun çizgisi 74-80'de olduğu için majör bir güzel bir düşüş gelir. Bu da sistemi çevirebilir. Ama geçen hafta ne oldu? Bakın 3. altın gümüş rasyosu grafiğim bu hafta detaylı inceledim sizin için. Geçen hafta tam sekip 200 günlük ortalaması 82.44'te çarptı. Oradan bir shooting star günlükte bir kayan yıldız mumu atıp aşağı kafayı çevirdi. Yani aslında çok ayı görüntüsü var ama tam da düşen bir kanalı kırıyor gibi. O açıdan bu test mi yoksa buradan daha aşağı hareketler? Bütün hareketi başlayacak. Yani pazar gecesi, pazartesi itibariyle odaklanmamız gereken eksi olursa altın gümüş rasyosu açılıştan itibaren haftayı aşağı doğru götürebilir ve bütün değerli metallere kuvvetli bir hareket başlatabilir. Ama buralarda tutunması ve bir daha yukarı atakları biraz zaman kaybettirebilir. Ama uzun vadede biliyorsunuz 80-56 aşağısındaki seviyeler beni huzurlu kılıyor. Onlar da bütün değerli metal hareketinin yukarı doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Platin 1065 dolar trend takip seviyem. Orada biraz satışlar geldi. Ben biraz pozisyon açtım bu hafta açıkçası. Özellikle vadeli işlemler borsasında biraz pozisyon arttırdım ve Forex tarafında şu anda ama trend takip seviyesinin gerisinde ama biliyorsunuz platin birazcık böyle buralarda çok dans etti ve konsolide oldu. Onun patlaması 1110 dolara geçtiği zaman olacak ve hareket çok sertleşecek. O hareketi bekliyorum ama formasyon net ama biraz orası sabırlı yatırımcı için doğru bir alan. Günlük kısa vadeli traderlar için değil biliyorsunuz. Tarımsal emtiaya bir göz atalım. Buğday hala aynı sakinlikte o bölgede. 739 dolar trend takip seviyemiz hala o 705'teki dip. Burada bir yatay destek bulmaya çalışıyor. Bir anormallik olmazsa buralarda artık oluşan tabandan bir hareket başlayacak. Ama 739 dolar üzeri günlük kapanış tetikleyici olacak hareketin başlaması açısından. Kritik petrol biliyorsunuz bütün döngü petrol üzerinde. Petrol o kadar kritik bir yerde ki bütün bu Fed gevşemesi eğer gevşecekse petrol uçacak. Yine tam düşen kanala yaklaştı. 200 günlüğüne göz dikti. 85-70 Brent petrolde trend takip seviyemiz. Üzerinde kaldığı sürece şu anda trend yukarı. Ancak 200 günlüğün altında olduğu için beni rahatsız ediyor yukarı yönlü bakışı. O da 90-73'te 200 günlük ortalama var. Yukarıdan baskı yapıyor. 88-44'te de düşen kanalım var. Şimdi buraları kırmadan petrolün hareketinin başladığını ve bu parasal sıkılaştırmanın devam etmeyeceğinin sinyali olacak. Ama bu hareket buraları kırdığı anda biliyorsunuz petrol bütün sistemi taşıyıcı ve önemli bir ürün ve piyasayı bir anda değiştirebilir yönünü. Ve doğalgaz biliyorsunuz geçen hafta doğalgaz sert satışlara devam etti uzunca bir zamandır 10 dolardan beri neredeyse düşen bir trendde. Bizim dikkatimizi birkaç haftadır çekti biliyorsunuz. 3,5 dolarlar civarında ilgimiz çekmeye başladı. Şimdi 3 dolarlara kadar geldik. Bu 3 dolarların aşağısına da kıracak mı? Böyle düşen bıçak tutulmaz denir ama emtia piyasası olduğu için aşırı sert hareketlerden sonra bir rahatlama dönemleri geliyor. Ama zorlamaya devam ediyor. O açıdan hep uyarıyorum. Kaldıraç kullanmayın eğer mümkünse ETF'lerle bu pozisyonu yakalamaya çalışın ya da kaldıraçsız ufak pozisyonlar alabilirsiniz ama hala bir az sinyali üretmedi. O açıdan bu düşüşün devamı söz konusu olabilir. Rahatsız ediyor. Ben de ufak pozisyonlar açtım. Onları şimdilik izlemeye aldım. Ama 3 dolar 29 sent üzeri günlük kapanış gelirse doğalgazda aniden bir al sinyali ve bir tepki hareketi olur. Ben de şu an zaten uzun vadeli alımdan çok o tepki hareketini oynuyorum. 3.29 üzerindeki hareketler bir al sinyali üretecek. Şimdilik sadece birazcık toplama ucuzdan birazcık ufak pozisyon açma, gözlemleme zamanı ama dönüş sinyali gelmeden işler çok da pozitif gelişmiyor. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ben bu tip ürünlerde saçmalık boyutunda satışların geldiğini gördüm geçmişte. Hepiniz tanık olmuşsunuzdur. Para birimlerine bir göz atalım. DXY bir geçen hafta 102.20'ye dikkat çekmiştim. Oralarda dans etti, biraz tepki verdi, biraz aşağısına geldi. Oralarda dans devam ediyor aslında. O 102.20'nin aşağısında kapanışlar gelirse 99 bölgesine doğru geliriz. Bu bölgeyi iyi takip edeceğiz. Bu bölge %51.618 Fibo bölgesi yükselişin. Ben uzun vadede doların güçsüzleşeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bu bölgeleri yakın takip edip buralardan sıçrama olup olmayacağını takip edeceğiz. Buna benzer grafik dolar yen. Dolar yen için iki seviye vereceğim. 131.50 ve 127.34. Bu ikisinin arası önemli değil bir bant. 131.50 üzerinde bu DXY'in dönüşünün başlayacağının işareti olacak aslında. Çünkü DXY ile dolar yen artık anormal paralellik gösteriyor. Eskiden euro dolarla daha çok paralellik gösterirdi. Şu ara dolar yen DXY'in hormonlu versiyonu gibi adeta.
131.50 üzerinde hareketin sertleşmesini beklerim yukarı yönlü. 127.34 aşağısında da işler daha da doların aleyhine gelişebilir. O açıdan yakın takip, en azından trade etmeseniz de takip etmek açısından doğru bir ürün oldu. Ama kısa vadeli oynaklık yüksek olduğu için kısa vadeli traderlar için çok faydalı bir grafik bu. Ama trade etmeyenler için de çok rahatsız edici yüksek oynaklık içeriyor dolar yen. Euro dolar da 1.0516 200 günlük ortalamalar üzerinde kaldığı sürece teknik olarak orta vadeli bir yükselişin içerisindeyiz. Ancak trend takip seviyen 1.0650 üzerinde kaldığı sürece şu anda trendin yukarı devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda artık 1.09'lar, 1.12'ler falan konuşulmaya başladı. 1.16'ları söyleyen, dile getirenler var. Biliyorsunuz 0.97'lerde de herkes aşağıları konuşuyordu, 0.95'lere dayandığı sırada. Biz oralardan tepki hareketini anlatmıştık, olası tepkiyi. Ama ben bunun hala düşüşün bir tepki hareketi olduğunu, bakın orada bir trend kanalının kırıldığını, orayı test edildiğini görüyorum. Kırılmış bir trend kanalının. Çok uzun vadeli bir trend kanalı. Ve onun da zirvesi bu bölgelerde 0.887, 0.09'lar. Ya bu bölge çok sert ihlaller olmadığı sürece, geçici ihlallerden söz etmiyorum. Bence satış için, yavaş yavaş kademeli satış için, Euro'dan Dolar'a geçmek için uygun bölge olabilir. Ama global dolar dayak yemeye devam ederse Euro dolar da biraz daha kendini koruyabilir. Özellikle faiz artırımları Avrupa'da devam edecek havası var. Onlar nereye kadar bu stagflasyonu yaşayacaklar? Bunların hepsini gözleyeceğiz. Tuhaf dönemlerden geçiyoruz. Ve son olarak pound dolar 1.2450 çok kritik seviye. Bunun üstünde bir anda ters omuz baş omuz olasılığı ihtimali doğar ama geçmişte bu tip toboları ihlal etti ve çok sıkıntı yaşattı pound. O açıdan bunun böyle devam etmesini oynamamakta fayda görüyorum. Burada 1.2450'nin aşağısında kaldığı sürece bu bölgeden satış. Üzerine atarsa da 400-500 hareket potansiyeli var. Yalnız dikkatli olmakta fayda var. Ama geçemezse ve buraların aşağısında tekrar negatif yönlü takip etmek. Yani üzeri stoplu, short yönlü trade ederim bu bölgede. Evet, değişik bir haftaya giriyoruz. Özellikle Fed haftası öncesi piyasalar biraz daha çalkalanacak gibi duruyor. Verilere ve verdiğim seviyelere lütfen çok dikkat edin. Ben de bu karmaşık günlerde yolunuza ışık tutmaya, çalışmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olun, zile basın ki uyarılar gelsin. Twitter'dan ve Instagram'dan da beni takip ederseniz oralarda da anlık uyarılar yapabiliyorum. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.